ben de size bir fotoğraf, hep siz mi anı anlatacaksınız? Bir anı da ben anlatmak istiyorum. Bir fotoğraf arkadaşlar size atmıştım, onu verebilir misiniz? Ferhat Göçer'in bir fotoğrafı. Acaba bu fotoğrafı hatırlayacak mı? Ali abicim sen de lütfen fotoğrafa bak. Burada başka bir tanıdık var mı Ali abi? Kimler var burada? Biri Ferhat Göçer onların. Diğer ikisi kim olabilir? Soldaki sen misin? Evet, sol köşedeki benim. Lütfen Ferhat Göçer'in yüz ifadesini çekin. Allah Allah. Bu fotoğrafı bana gönder. Bir daha fotoğrafı istiyorum. Ortamızdaki de Mustafa Uslu. Evet ya, Mustafa ile. Mustafa ne kadar zayıf. Mustafa'nın son halini hatırlamıyorum ama bizim ya o dönemde Mustafa ile çok sık görüşüyorduk. Kliplerinizi çekiyordu. Evet, kliplerimi çekiyordu. Yakın dostumdur zaten. Hala da her projesinde başarı dileklerimi iletiyorum. Çalışkan bir adam. Yani hırslı, istekli, azimli bir adam. Ve o günden bana hep söylüyordu işte şunu yapacağım Ferhat, böyle şeyler yapacağım, şöyle yapacağım. Ve hayal ettiği, bana söylediği her şeyi de hayata geçirdiği son Müslüm projesi gerçekten hala şöyle baktığımda o ambiyansı, yarattığı ortam, dünyasıyla bırakın şarkılarını, bırakın Müslüm'ün dramatik hayat hikayesini vesaireye de neyse oturup sadece sırf sahneleri izlemek için hani nefis bir şey yaratmış. Bir aura, ortam yaratmış. Zaten bizim en büyük şey dönem filmlerinde özellikle sıkıntı vardır ya, müthiş bir atmosfer yaratmış. Kendisini tebrik ediyorum. Şimdi de galiba Naim herhalde. Evet, televizyona giriyor. Zor işler bunlar. Çok pahalı prodüksiyonlar. Çok pahalı işler. Peki bu fotoğrafın hikayesini hatırlıyor musunuz? Valla bir şey diyorum. Hayal meyal hatırlıyorum. Yani bunu... Müslüm Gürses'in şarkısı gibi o. Evet ya. Yani çünkü... Hayal meyal o kadar çekim var ki. Ben şimdi yani hemen Müslüm abi hiç hatırlamıyordu. Ben hani biraz çevireyim dedim. Hayal meyal hatırlamıyordu. Ama İlkay sizi hiç hatırlamıyorum. Gerçekten. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ben de kendimi görsem hatırlamam. Ali abi bile beni bilmiyorum. Tanır mıydı burada dışarıdan görsem? İlkay'ın durumu şuna benzedi. Ne? Sanatçılarla karşılaşıyorlar. Diyor ki abi beni tanımadın mı? Nasıl tanımasın beni? Harbi açık havada el sallamıştım sana. Yok ama ama yok, bu kadar... çok özel bir çekimdi. Şöyle. İlkay siz çok değişmişsiniz. Yani ben çok gençleştim. Çok gençleşmişsiniz. Oradan bu yana. Yani gerçekten çok farklı. Yani tabii ki geçmişe göre çok daha şık ve çok daha güzel bir yani ben orada hayır eyvah. Ya bu Ferhat güzele benzedi biraz. Eyvah. Yıl kaç burada? Ferhat Göçer mi? Hayır şöyle ama olumlu ve çok doğru şey bir yere doğru yani müthiş yıllar geçtikçe çok daha şimdi, nasıl çevirebilirim? Bu benim muhabirlik hayatımda ben hemen sizi kurtarayım. Alacağın olsun Ferhat Göçer. Hayır güzel bir şey söylemeye çalıştım. Yemin ediyorum İlkay çok güzel bir şey söylemeye çalıştım da beceremedim ya. Ya beceremedim ama şey yapamadım yani. Şimdi bu benim hayatımda ben 10 yıl kadar Deşifre Haber programında muhabirlik yaptım. Burada yıl 2005 ya da 2006 çok oldu. 13-14 sene oldu. Hatırlamamanız çok normal. Ben muhabirim ama bu benim unutamadığım, yani yüzlerce haber yapmışımdır, anlardan biri. Neden? Ali abicim oradaki kızcağız beyin tümörüyle mücadele ediyor. Biz de onun hayatını kurtarabilmek için biraz yüzünü kapattık ailesi incinmesin diye. Acaba ne yapabiliriz diye haberini yapıyoruz. Ama Arzu bizden çok başka bir şeyse dedi ki, ya İlkay abla dedi, ben Ferhat Göçer'i çok seviyorum dedi. Biz Ferhat Göçer'e ulaştık. Mustafa Uslu da bu arada kızımıza yardım etmek için ulaşmıştı. Hatta ben bu hikayeyi Mustafa Uslu'ya da anlattırdım. Yine canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı. Bence o videoyu da mutlaka izleyin. Mustafa Uslu magazin noteri yazın hemen çıkacaktır. Şurada burada bir yerde. O da çok etkilenmişti ve manevi babası olmuştu. Dolayısıyla biz Mustafa Uslu ile size ulaştık. Evet, o da Mustafa bana yardımcı anlattı. Oldu. Şimdi yani ufak ufak hatırlıyorum. Sizi bunu çok telefonda seviyor. İşte bana. Gelir misiniz diye. Ama abi o zaman Ferhat Göçer o kadar yoğun ki bir taraftan konserleri var. Bir taraftan Haydarpaşa Numune'de tabii aktif, aktif doktorluk yapıyorsunuz. Ve o gece konseriniz var, nöbetiniz var. Siz bu çekime gece 2'de geldiniz bizi kırmayarak. Biz dedik ki saat hiç sorun değil. O evden çıktığımızda saat 4'tü ve ben size hayran olmuştum. Şöyle ki bir sanatçı bizi kırmadı. Gel o zaman gecenin o saatinde gel müsait değilsen dedik ve geldi ve o kişi Ferhat Göçer'di.
Dediğim gibi hayal meyal hatırlıyorum ama zaten yorgunluktan bayağı yamulmuşuz yani. Ama gece 2:30 falan orada. Şaftımız kaymış görünüyor ya. Bayağı şey bir haldeyiz. Belli. Belli yani. Cennet şarkısının da çıkmasına tam böyle birkaç gün var. Hatta dediniz ne olur çıkmayayım şimdi yardım haberi falan olursa şarkımda acaba hani yanlış anlar yanlış insanlar. Oldu. Biz dedik ki yok biz öyle bir program değiliz. Hani bu tam bir haber programı. Nitekim cennete de çok uğurlu gelmiştik diye düşünüyorum. Yani ne kadar güzel. Bak işte böyle bir hatıra. Yani unuttuğun bir hatıra. Ama çok güzel bir anı olmuş. Evet. Lütfen rica ediyorum senden bu fotoğrafı bana yollarsan İlkay. Tamam. Az önce kırdığım pot içinde kusura bakma. Ben iyi bir şey söyleyeyim. Yani orada da çok iyisin ama giderek daha iyiye evriliyorsun. Onu demek istedim. Oh. Tamam oldu senin. Bilal abi ne zor işler bunlar ya. Bu erkek beyni çok şey ya. Çok tövbe yarabbim.